Evet sevgili izleyicilerimiz, müthiş haber. Adana'da bir tatlıcı kıymalı baklava yaptı efendim. Şimdi bu yaptığı kıymalı baklavayı efendim Adana'da sirkülasyonun bol olduğu, insanların kalabalık olduğu yerlerde denetti. Yiyenler hayran kaldı. Yani Adana'da birkaç yerde böyle efendim baklavayı tattırdıktan sonra Mersin'e gitti. Orada Mersin'de insanlara tattırdı. Onlar da hayran kaldılar. Bir gün biz de rastladık efendim. Evet, kıymalı baklava son zamanların en müthiş efendim buluşumu diyelim, icadı mı diyelim, yani Adanalı'nın yeteneği mi diyelim. Kıymalı baklava yiyenlere hayran bıraktı. Meşhur tatlıcı Ali Usta efendim. Meşhur tatlıcı Ali Usta özellikle söylüyorum. Çünkü meşhur tatlıcı Ali Usta tescilli bir marka. Yani R'yi almışlar efendim. Yani Adana'da birçok firma var, tescilli yok. Ali Usta'nın tescilli var. Kıymalı baklavanın da patentini almak için efendim müracaatlar yapıldı. İşte çok yakında onun da patenti gelir. Çünkü biliyorsunuz bizim baklava Türkiye'ye ait. Ama Yunanistan sahip çıkıyor, başka devletler sahip çıkmaya çalışıyor. Ali Usta da bunun önlemini almak için bunun patentini alıyor. Şimdi Ali Usta efendim 3 kuşaktır tatlıcı bir aileden geliyor. Yani Ali Usta'nın babası tatlıcı, dedesi tatlıcı. Ali Usta da burada çok ünlü tatlıcıların yanında çıraklık yapmış. Ustalık yapmış, kalfalık yapmış genç bir arkadaşımız. Şimdi Ali Usta Hataylı bir aileden ama Adana'da doğmuş büyümüş. Şimdi bakarsanız işte tatlının merkezi neresi? Adana, Antep, Hatay. Yani bu üçgen. Ali Usta bu üçünü de almış efendim kendi bünyesinde toplamış. Şimdi tatlı da çok iddialı. Ali Usta İbo Osman'da efendim yani kıyı boyundan Gülek Camii'ne giderken hemen orada zincir marketin yanında güzel bir yeri var. Ali Usta yani gece 24'e kadar açık, tatlılarını bizzat kendisi yapıyor. Efendim bir aile şirketi, işte hanımı var, çocukları var, babası var efendim. Tatlılarını kendileri yapıyorlar. Türkiye'nin bütün bölgelerine tatlıyı gönderebiliyor. Adana içerisinde servisleri var. Ben biraz daha ileri gittim, yani yurt dışına gönderebilir miyiz dedim. Yurt dışına da göndeririz dedi, yani imkanlarımız var. Bunun gibi Ali Usta birçok tatlı çeşidi yapıyor. Ama biliyorsunuz kıymalı baklava Ali Usta'nın. Meşhur tatlıcı Ali Usta'nın kıymalı baklavası efendim. Biz denedik, biz de hayran kaldık. İşte efendim burada. Evet sevgili izleyicilerim, işte bu meşhur tatlıcı Ali Usta'nın yanına geldik. Ali Usta'mız genç bir arkadaşımız, idealist bir arkadaşımız. Efendim tatlıları kendi yapıyor, kendi servis ediyor. Yani bir nevi aile şirketi gibi. Aynen. Şimdi Ali Usta'ya birçok sorularımız olacak. Şimdi Ali Usta dünyada bir ilki gerçekleştirmiş. Kıymalı baklava. Evet, dünyada bir ilk kıymalı baklava. Evet, kıymalı baklava. Nedenini soracağız biraz ama bu Ali Usta kıymalı baklavanın patenti için müracaat etmiş. Evet. Onun patenti de yakında çıkar. Şu an kendisine ait. Yani bir kimse benim diyemez. Diyemez. Yunanlılar bizim baklavaya bir ara evet. sahip çıkmıştı. Dönerimize sahip çıkanlar olmuştu. Baklavamız ama kıymalı baklavamız bizim arkadaşlar. Aynen öyle. Zaten meşhur tatlıcı Ali Usta tescilli bir marka. Evet. R'yi almış arkadaşımız. R'yi yani düşünün birçok kuruluş R'yi alıp tescil yapamazken Ali Usta'mızın tescili var arkadaşlar. Böyle aynen. güzel bir arkadaşımız. Burada tezgahı var. Burada iş yeri var. Evet, bir aile geldi. Şirketi. Evet. Doğrudur. Ben Ali Usta'ma birçok soru soracağım ama Ali Usta'm da heyecanlı. Ali Usta önce hayırlı işler dileyim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Abi şimdi tatlılar çeşitli biliyorsunuz. Evet. Baklavamız var. Fıstıklı, cevizli olarak, bülbül yuvası. Şöyle alayım seni. Alayım seni. Sarı kadayıf, şam tatlısı, şekerpare, her türlü tatlıyı satıyoruz. Siz sen mi yapıyorsun? Hepsini ben yapıyorum. Dünyada bir ilki gerçekleştirdim. İnsan sağlığına daha faydalı, daha güzel, kalorisi az, proteini çok yüksek olan bir tatlı çıkardım. Kıymalı baklava yaptım efendim. Dünyada bir ilk. Patenti bende. Allah'ın izniyle patentini de alacağız. Başvurusunu yaptık. Kimse ben yaptım, ben aldım diyemez. Neden kıymalı? Yani neden kıymalı? Nereden çıktı abi? Onu da yani hayalledin mi onu? Yoksa denemeler mi yaptın? Bir türlülerinde çalıştım. Şöyle söyleyeyim. İnsanlar yenilikçi. Yenilik istiyor. İnsanların derdi yenilik. İşte sevgili izleyiciler, şey, genç olmanın girişimcilik çok önemli bir şey. Müteşebbis olmanın aynen. faydaları diyor ki ne insanlar yenilik istiyor aynen. değil mi? Evet. Bizler de yeniliğe açık insanlar olarak böyle bir şey düşündük. Güzel olacağını düşündük. Kıyma tadı yok, kokusu yok. Aynı zamanda ben bunu 6 günde deneme testine geçirdim. Adana sıcağında dışarıda beklettim. Herhangi bir koku yok. 6 gün sonunda yedim.
Herhangi bir sıkıntı yok, hala yaşıyorum. Abi, şimdi Ali Usta, şimdi kıyma da ucuz değil ki. Hani ben diyelim ki maliyetleri düşürmek için. Kıyma da pahalı bir şey. Abicim şu an bugün bir fıstıklı baklava, bir fıstıklı baklava 1500 lira kilosu. Evet. 1300 liraya 1400 liraya satan var zaten. Evet. Kıyma da pahalı, fıstık da pahalı. Biz, tamam, kıymalı baklavanın fiyatı ne kadar? 600 lira. Normal. Evet, şu an için 600 lira. Herkes yesin diye 600 liraya atar. Evet, o da güzel. Aynen. Ondan sonra sen bir de cömert bir arkadaşsın. Evet. Çünkü standını alıyorsun, şehrin muhtelif yerlerinde tattırıyorsun, değil mi? Dünyayı gezeceğim Allah'ın izniyle. Mersin'e gittin. Mersin'e gittin. Başka nereye gittin abi? Adana Çakmak Plaza'da da tanıtımımızı yaptık. Gün içerisinde baraj yolunda tekrar tanıtım yapacağız. Bütün dünyayı gezeceğim Allah'ın izniyle. Her yere tanıtacağım bunu. Yani dünyada bundan, büyük kıymalı baklava. Belki bundan yüzyıllar sonra bir gün tarihçiler konuşurken meşhur tatlıcı Ali Usta diyecekler sana. Aynen. Değil mi? Bunlar Adana'dan çıkması çok önemli bir şey abi. Şimdi Adana eti çok seviyor. Adana'mızın kıyması var. Aynı zamanda baklavası oldu. Aa, kıymalı baklava. O da güzel. Kıymalı baklava mı olurmuş ya derler. Ama evet, biz bunu yaptık işte. Herkes şunu söylüyor. Kıymalı baklava mı olurmuş? Biz bunu başardık. Şimdi senin harika bir lezzet. Oğlun var. Evet. Onun katkısı oldu mu kıymalı baklavaya? Yani tattırdın. Evet. Ya da buna devam et falan gibi. Şimdi biz bunu öncelikle ailece kendimiz sattık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ailemiz hani bizim şimdi bir ürünü kendin beğeneceksin ki ondan sonra insanlara tanıtacaksın. Biz bu ürünü beğendik bir usta olarak. Tüm meslektaşlarımızı da bekliyoruz. Bu ürünü tadın. Gerçekten harika bir lezzeti var. Mesela bir arkadaşımız gelse dese ki bana 50 tepsi baklava yap, düğünüm var. İşte yemek veriyorum evet, dese evet, ne kadar çıkarabiliriz bir günde? Bir gün önceden siparişi verirlerse diğer gün aynı saatte istediği saatte her türlü yaparız. Buna gücümüz var. 50 tepsi. Aynen öyle. Sen hiç kendi ellerinle yap. 100 tepsi. Hiç o da iddialı. Evet. Hiç o da güzel. Biz çalışmayı çok seven insanlarız. Çalışmaya da yılmıyoruz. Evet, o da aynen güzel. Şimdi Ali Usta biliyorsunuz Adana baklava şehri veya Şire'yi seviyor, tatlıyı evet, seviyor. Evet. Sen Hatay doğumlusun ama Adana'da büyüdün. Ben Hatay'dayım. 1968 evet, yılında dedem Adana'ya geliyor. Evet. Yamaçlı'da Karşıyaka'da tatlı işine başlıyor. Tüm köyleri, Adana'nın köylerini her yeri geziyorlar. Çok güzel bir çevremiz var köy taraflarında. Kırsal taraflarda. 1968 yılından beri babadan oğla bu devam ediyor. Evet. Aynen. Sen üçüncü kuşaksın. Ben üçüncü kuşağım. O da güzel. Biz babadan oğla devam ettirdik ama. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili evet, arkadaşlar. Şimdi Hatay tatlının başkenti. Adana tatlı da önemli bir noktada. Evet. Şimdi Antep de önemli bir noktada. Yani bu bir üçgen. Aynen. Bir hilal gibi düşünürsek. Evet. Şimdi Ali Usta'm tabii ki burada da çok önemli ustalardan efendim dersler aldı. Orada çıraklık yaptı, kalfalık yaptı. Tabii. Yani Ali Usta'm bütün Adana, Antep, Hatay evet, birleşkesini oluşturuyor. Evet. Zaten yaratıcılığı da oradan geliyor. Aynen. Biz kendisine başarılar diliyoruz. Allah'ın izniyle çok güzel yerlere geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Bütün Adana, bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı buraya bekliyorum. Gerçekten harika şeyler olacak. Yerimiz nerede? Yerimiz İbo Osman'da. Kıyı boyundan gelirken 100 metre ileride sol tarafta efendim meşhur tatlıcı Ali Usta tezgahımızda. Dükkanımızın önünde tezgahımız var. Onu görürler zaten. Dondurmanız da var. Dondurmamız da var evet. Evet. Baklava üstü, kalın kadayıf üstü dondurma yapabiliyoruz. Künefeyi düşünüyoruz. Şu an değil. İnşallah misafirlerimize onu da tanıtacağız. Hatay'dan amcamın oğlu gelecek. Künefemizi yapacağız. Ve künefe bakır tepside olur efendim. En güzel künefe bakır tepside olur. Biz Hatay'dan getiriyoruz peynirimizi. Çok lezzetli bir künefemiz var. İnşallah bunu da çıkartacağız. İbo Osman. İbo Osman Caddesi. Evet. Sümer Taksi ile kıyı boyunun arasında. Sam ortasında. Ortasında. Aynen öyle. Tamam. Bütün Adana zaten bilir. İbo Osman meşhur bir caddemiz. Bekliyoruz. Evet. Lezzet Festivali'nde inşallah biz de yerimizi alacağız. Allah'ın izniyle. Lezzet Festivali'nde herkesi bekliyoruz. Bağırmadan olmaz abi. Kimse gelmez bağırmadan. Buyurun efendim. Dünyada bir iki başardık. Buyurun. Baklava'ya gel. Gel hadi. Buyurun efendim. Dünyada bir iki başardık. Kıymalı baklava yaptım efendim. Buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Efendim dünyada bir iki başardık. Kıymalı baklava yaptık efendim. Harika bir lezzeti var. Anlamazsınız efendim. Anlamıyorsunuz. Yer anlayın. Tatlı yiyin arkadaşlar. Tatlı yiyin. Buyurun efendim, dünyada bir iki başardık.
kıymalı baklava yapıyor. Bak, patenti de var. Evet, harika bir lezzeti var. Yaptı, hani yaptı, hatta. Dünyada bir ilk efendim, buyurun. Meşhur tatlıcı Ali Usta olarak Adana Baraj yolunda kıymalı baklavamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Herkesin onayını aldık. Dün Çakmak Plaza'da O gün Mersin'de, bugün Adana Baraj yolunda, yarın tüm dünyada meşhur tatlıcı Ali Usta her yerde. Efendim, dünyada bir ilk olan, babadan oğula geçen meşhur tatlıcı Ali Usta o gün Mersin'de, dün Adana'da, bugün Baraj yolunda tüm Türkiye, dünyada bir ilk olan kıymalı baklavayı tatlandırmaya geliyor. Bence bu iş oldu.